Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'da yukatel Kayseri Spor maçı hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un 11'de bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Galatasaray'da yukatel Kayseri Spor maçı 11'i şekilleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un az takımdaki bazı futbolcuları yedek kulübesine çekeceği öğrenildi. Sarı Kırmızıların kalesini Fernando Mustera koruyacak. Stoper tandeminde Victor Nelson ve Abdülkerim Bardakçı ikilisi forma giyecek. Savunmanın sağında Saça Boy yer alırken sol bekte ise Kazımcan Karataş'ın oynaması bekleniyor. Orta sahada geçtiğimiz haftalardaki futbolları beğeni toplayan Torreira ve Mitcho yer alacak. Yerli futbolcu kontenjanını Kazımcan'dan yana kullanacak olan Galatasaray'da Milot Raşika'nın az takıma girmesinin de yolu açılmış olacak. Kosovalı futbolcu Yunus Akgün'le birlikte kanatlarda mücadele edecek. Forvet arkasında Mertens ve Mata arasında tercih yapacak olan Okan Buruk hangi isme forma vereceğini maç günü kararlaştıracak. İleri uçtaysa Mauro Icardi Galatasaray'ın bu karşılaşmadaki gol ayağı olacak. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Raşit Say'a müjde. Kayseri karşısında galibiyet isteyen Okan Buruk ilk 11'de değişikliğe gidecek. İlk 8 maçın tamamında giriş kadrosuna yer alan ancak beklentinin altına kalan Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekecek olan genç çalıştırıcı Milot Raşit Say'ı sol kanada monte edecek. Kosovalı futbolcu Yunus Akgün ile birlikte kanatlarda mücadele edecek. Yerli kontenjan sorunun ise sol bekte Kazımcan Karataş'ı yer vererek çözecek. Orta sahada Torreira ve Unchior'un değerleri garanti görülüyor. Mertens, Mata, Icardi ve Gomis arasında ise hücum hattı için sıkı bir çekişme var. Galatasaray'ın da Juan Mata planı. Sport Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayseri Spor'a konuk olacak olan Sarı Kırmızılar'da gözler bir yandan da performans en çok merak edilen Juan Mata'nın üzerinde olacak. Sarı Kırmızılar, Yıldız futbolcu ile ilgili, Sarı Kırmızılar, Yıldız futbolcusu ile ilgili İspanyol basından flash bir iddia ortaya atıldı. Sarı Kırmızılar'da özellikle ilk 11'de başlaması kesin olarak görülen isim Mata olarak öne çıkıyor. Kariyerinde sayısız başarılı olan İspanyol futbolcunun Galatasaray olan uyumu dikkat çekiyor. Özellikle İstanbul Sporlu oynayan hazırlık maçında restal sunan Mata daha sonrelikte forma şansı buldu. 34 yaşındaki futbolcunun Okan Buruk ile uyumu da öne çıkan bir diğer detay. Mata 10 numara pozisyonda sergilediği futbolla formanın sahibi olacak gibi gözüküyor. İspanyol oyuncu aynı zamanda kanatlarda da görev alabiliyor. Galatasaray'ın Kayseri spor maçına sahaya nasıl çıkacağı da merak ediliyor. Galatasaray'ın futboluyla beyni toplayan ismi olan Juan Mata sözleşmesini uzatmak istediği iddia edildi. İspanya basındaki haberde ise şu ifadelere yer verildi. Mata ile 1 artı 1 yıllık sözleşme yapan ve sözleşmede yer alan 20 resmi maçta en az 45 dakika oynarsa bu seçenek otomatik olarak uzar maddesi beklenmek istemiyor. Dünya Kupası'na kadar liglerin lider girmek isteyen sarı-kırmızılarda özellikle hücumda kimin oynayacağı merak ediliyor. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Mata'nın bir yıllık daha sözleşmesi uzatılmalı mı? Dursun Özbek'te açıkladı. Harekete geçtik. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Büyükçekmece Belediyesi'nin daha önce Galatasaray'ı tahsis ettiği arazide çalışmana başlayacaklarını belirtti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Özbek, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü ziyaret etti. Büyükçekmece'yi tahsis eden arazideki projeler hakkında istişarede bulunuldu. Ziyarette kulüp üyesi Akgün'ün Galatasaray'a her türlü desteği verdiğini belirten Özbek şu ifadeleri kullandı. Bugünkü buluşmamızın konusu Büyükçekmece Belediyesi'nin daha önce Galatasaray'ı tahsis ettiği futbol veya spor akademilerini inşa etmek üzere uygun bir arazi var. Uzun zamandan beri atıl vaziyette bekliyordu. Daha önce başkanımla toplantılar yaptık. Harekete geçtik. Sadece futbol için değil, binicilik tesisleri için de projemiz var. Büyükçekmece'deki bu arazimizi taşımak, inşa etmek üzere harekete geçiyoruz. Açıklaması yapıldı. Okan Buruk'un da zor seçimi. 2 formaya 4 aday. Galatasaray deplasmanda Kayseri Spor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılar zorlu deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bay geçtikleri haftada kadrosunda değişiklikler yapmaya karar verdi. Sol bekte yerli alternatif düşünen deneyimli çalıştırıcı, bu bölgede denediği Kazımcan'ın performansından memnun kaldı. Formsuz Kerem'e kulübe yolu gözükürken, sol kanatta Kazımcan'ın önünde oynayacak isim ise netleşmedi. Sol kanatta Kazımcan'ın önünde oynayacak isim yüksek ihtimal Raşitse olacak. Orta sahada Torayra'nın partneri de henüz belli değil. Odan büyük ihtimal müthiş olacak. Okan Buruk Kayseri spor maçında kalede Musteri'ye şans verecek. Sağ bekte Saçaboy'un yeri garanti. Stoperde Nelson ve Abdülkerim. Sol bekte Kazımcan savunma hattını oluşturacak. Tecrübeli çalıştırıcı ön liberoda ise Torayra'yı düşünüyor. Kayseri'de deplasmanında hücum hattında Yunus. Mertens ve Icardi'nin büyük ihtimal olması bekleniyor. Osman Şenher de açıkladı. Galatasaray Avrupa'nın sayılı takımlarından. Milliyet yazarı Osman Şenher Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kabul eden eder etmeyen istediği eleştiri yapabilir. Süper Lig'in en iyi takımların başında Galatasaray geliyor. Her şeyden önce teknik olarak mükemmel futbolcuları var. Gol yolları hariç takımın hiçbir sorunu yok. Biraz Kerem ve Yunus kıpırdarsa toplar direkten dönmeyip kaleye girse müthiş bir takım seyredeceğiz. Son hafta verilen bay arası sorunları olan futbolcuların bu problemlerini halletti. Başta Icardi. Bu çocuğa bir sürü şey söylendi. Hakaretler yapıldı ama herkes unuttuğu bir şey var. Icardi büyük futbolcu. O da oynamak istiyor. Şimdi problemlerinden arınmış bir Icardi'yi Kayseri maçında gerçek gücüyle hepimiz göreceğiz. Mata ve Mustera ile beraber takımın gizli kaptanı Hakiki bir on numara. Okan Buruk, Mata ve Mertens'i beraber oynatmak için çareler arıyor. Bunu biliyorum. Fakat 3 yerli oynatma kuralını bugüne kadar bir türlü aşamadı. Kerem veya Yunus futbolcularını biraz daha yükseltmezlerse Kazımcan'ı sol bekte, Mata ile Mertens'i ise ilk 11'de görebiliriz. Sonra yer alemütçü orta sahanın kalbi ve çok başarılılar. Burada değişiklik yapılmayacağına göre büyük bir olasılıkla ya Kerem kulübeye gelecek ya da Kazımcan sol bekte oynayacak. Başka bir çare de yok. Keşke Yusuf, Raşitsa ve Oliveira'nın yerli kuralına takılmayıp oynayabilseler. Zaten aynı anda oynasalar Sarı Kırmızılar Avrupa'nın sayılı takımlarından biri olur. Açıklamasını yaptı. Büyükelçiden de Galatasaray'a ziyaret. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Macro, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Oliver Guayvin ve Fransa Büyükelçili Basın Müşaviri Julien Seselyon Galatasaray Kulübü'nü ziyaret etti. Sarı Kırmızı Kulüp'ten yapılan açıklamada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim kurulu genel sekreteri Eray Yazgan'ın ağırladığı Fransız heyet, stadyum müzemizi ilgiyle gezerek kulübümüzün tarihi hakkında bilgi aldı ifadesi kullanıldı.